Arkadaşım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik YouTube kanalındasın. Trigonometri kampında bugün sizlerle işleyeceğimiz konu trigonometrik fonksiyonların işaretleri. Evet gençler kamp kitabımızda hangi sayfalarda olduğumuzu hemen söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 15 ve 16. sayfalar olacak. 15. sayfa olacak. Evet bugün trigonometrik fonksiyonların işaretlerini sadece 15. sayfada işleyeceğiz. Diğer konuyu bağlamak istemedim buraya çünkü 16'dan gençler 21'e kadar gitmemiz gerekecekti. Dolayısıyla uzun soluklu bir ders olmasını da açıkçası istemedim. Çünkü buradaki sorular gerçekten güzel sorular arkadaşlar. Biraz emek gerektiren, hızlı anlatılmaması gereken sorular gençler. Dolayısıyla kamp kitabımızdaki bugün 15. sayfamızı çözeceğiz. Kamp kitabını elde etmek isteyen arkadaşlarım, edinmek isteyen arkadaşların açıklama kısmında ee, satın alma linki mevcut arkadaşlar. Dilerseniz buradan kitabı satın alabilirsiniz ve benimle beraber ilerleyebilirsiniz. Evet arkadaşlarım hazırsanız geçelim dersimize kanala abone olmayı ve tabii ki videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hadi bakalım. Evet bakalım burada neler varmış gençler. Şimdi öncelikle biz bir önceki konumuzda Demiştik ki şu x ekseni dediğimiz eksen aslına bakarsanız kosinüs ekseni demiştik. Buraya da sinüs ekseni demiştik. Doğru mu? E şimdi madem öyle. Bunların sadece ismi değişti. Yani x ekseni ve y ekseni. Biz e, ortaokul 7. sınıftan bu yana bu eksenleri görüyoruz. X eksenini, y eksenini görüyoruz arkadaşlar. E şimdi biz madem x eksenini, y eksenini görüyoruz, x ekseninin, y ekseninin nerede pozitif, nerede negatif olduğunu da tabii ki biliyoruz. E şimdi madem öyle, e, x ekseni ne tarafta pozitifti? Tabii ki sağ tarafta. Yani şu tarafta. Şöyle şöyle gösterelim. Şu tarafta pozitif. Y eksenin ne tarafta pozitif? Üst tarafta pozitif. X eksenin ne tarafta negatif? Tabii ki bu tarafta arkadaşlar. Neden salimle göstereceğim şeyi sorayımla gösteriyorsam? Bu tarafta arkadaşlar. Ve Y ekseni nerede negatifti? Alt kısımda. Şimdi madem öyle. Kosinüs ekseni nerede pozitiftir? E sağ tarafta. Demek ki gençler kosinüsler sağ tarafta. Yani burada ve burada. Birinci ve dördüncü bölgede pardon kosinüs. Birinci ve dördüncü bölgede pozitiftir. Sinüsler de Birinci ve ikinci bölgede pozitiftir. Pekala kosinüs nerede negatiftir? Tabii ki sol tarafta yani ikinci bölgede ve üçüncü bölgede. Sinüsler nerede negatiftir? Tabii ki alt kısımda yani üçüncü ve dördüncü bölgede negatiftir. Şimdi geldik tanjant kotanjant. Size bir tüyo vereyim. Henüz daha fasikülde anlatmamış olmamıza rağmen tanjant fonksiyonumuzu sinüsü kosinüse bölerek kotanjant fonksiyonunu da kosinüsü sinüse bölerek elde edebiliriz. E madem öyle tanjant sinüs bölü kosinüs bu da kosinüs bölü sinüsse eğer e ben sinüslerin kosinüslerin işaretlerini birbirine oranlarsam oranladığım takdirde neleri bulurum tanjantı kotanjantın işaretini de bulurum. O halde bakın buraya artı bölü artıdan tanjantta kotanjantta burada artıdır. Artı bölü eksi veya eksi bölü artıdan burada tanjantta kotanjantta eksidir. Eksi bölü eksiden tanjantta kotanjantta artıdır. Tanjant ve kotanjant eksi bölü artı veya artı bölü eksiden yine eksidir diyeceğiz. Asla bakarsan bunlarla alakalı herhangi bir tekerleme ezberlemeye lüzum yok gençler. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge bunların isimlerine nasıl karar veriyoruz? E biz açı olarak burada sıfırdan başlıyoruz ya bu tarafa doğru biliyorsun pozitif yöndü. E bu tarafa doğru gittikçe eksenlere çarptığım anda bölgelerin de isimleri değişiyor tabii ki. Evet ilk sorumuza bir bakalım seninle birlikte. İlk soruda diyor ki bana Sinüs 234, kosinüs 312, tanjant 268 ve kotanjant 110. Bunların işaretlerini bul demiş bize. Şimdi 234 e, hangi bölgede? Önce bunu bulmamız gerekiyor. Burası 3. bölge arkadaşlar. 3. bölge. 3. bölgede sinüs negatifti Dolayısıyla A negatiftir diyelim. A negatiftir. 312, 4. bölgedir. 4. bölge olduğunu şu şekilde yazdım. Ve 4. bölgede kosinüs pozitifti. B pozitif oldu. Tanjant 268 270'ten küçük. O halde arkadaşlarım burası 3. bölgedir. 3. bölgede tanjant pozitif olduğu için C pozitiftir. Kotanjant 112. bölge arkadaşlar burası. 2. bölgede de kotanjant negatif olduğu için D negatiftir diyeceğiz. İşte A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin işaretleri bunlar olur. Geçtim ikinci örneğime. ABC'yi vermiş bize buna göre burada verilen ifadelerin hangileri pozitiftir diye soruluyor. Öncelikle pozitiftir diye sormuş ya. Şu akar zaten pozitif. B üzeri 4 de zaten pozitif. Bunları görmezden gelebiliriz. İlk olarak bu işlemle başlayalım. Şimdi A B C'nin işaretlerini belirleyelim isterseniz. 181 3. bölgedir ve 3. bölgede sinüs negatifti. 219 3. bölgedir ve 3. bölgede tanjant pozitifti. Kosinüs ise 269 demiş. 3. bölge 3. bölgede kosinüs negatifti. Şimdi B'nin küpü demiş artının üçüncü kuvveti yani pozitifin üçüncü kuvveti pozitiftir. Bir de çarpı negatif dersem burası artık bana negatif bir sonuç verir. A negatifti negatifin 5 kuvveti negatiftir. C negatifti negatifin üçüncü kuvveti negatiftir. Negatifle negatifin çarpımı pozitif yapar. A çarpı B çarpı C demiş yani eksi çarpı artı çarpı eksi bu da bana A pozitif bir sonuç verir. Dolayısıyla birincisi negatif bunlar pozitif olduğu için hangileri pozitiftir diye sorulmuştu. 2 ve 3 bize cevabı verecekti sevgili gençler. Evet şimdi aşağı doğru indik aşağıda sorumuz yok. Yukarı sağ üst tarafa doğru çıkıyoruz örnek 3. Sinüs 7 pi bölü 9 demiş. Şimdi i̇şte öncelikle 7 pi bölü 9 dediğimiz değer aslına bakarsanız pi bölü 2'den daha büyüktür ama pi'den de küçüktür. Pi bölü 2 ile pi aralığı ikinci bölgeyi veriyor bize. Şimdi ikinci bölgede gençler sinüs pozitifti. Dolayısıyla A pozitiftir. A pozitif dedim. B'ye bakalım. 35 pi bölü 18. Bu 35 pi bölü 18 dediğimiz ifade aslına bakarsanız 2 pi'den yani 36 pi bölü 18'den daha küçüktür. Ve tabii ki bu da 3 pi bölü 2'den daha büyüktür. Ve bundan kaynaklı hatta burayı 9'da genişletecek olursanız Burası 27 pi yapar. Burası 18 yapar. 27, 27 pi bölü 18'den daha büyük olduğunu biliyoruz 35 pi bölü 18'in. E bu da 3 pi bölü 2 ile 2 pi aralığındaki açı 3. 4. bölgededir. E 4. bölgede kosinüs neydi? Pozitifti. Yani B de pozitifmiş. C'ye bakıyorum. Tanjant 69 pi bölü 4. Öncelikle burası 2 pi'den daha büyük olduğu için mi? esas ölçüsünü bulalım. 69'un esas ölçüsünü nasıl buluyordum ben? 8'e bölüyordum. Paydanın 2 katına. 69'un içerisinde 8 defa vardır. 8 kere 8 64 yapar çıkardım 5 geldi. Demek ki benim cevabım ne olacak? 5 pi bölü 4 olacak. E şimdi ben bunun yerine neyi hesaplayacakmışım? Tanjant 5 pi bölü 4'ü hesaplayacakmışım. Peki hesaplayalım. Şimdi 5 pi bölü 4 pi'den daha büyüktür. 5 pi bölü 4 pi'den daha büyüktür. Ama 3 pi bölü 2'den yani 6 pi bölü 4'ten de daha küçüktür. Pi ile 3P bölü 2 aralığı bana 3. bölgeyi verir. 3. bölgede tanjant pozitiftir. Demek ki C'de pozitifmiş. Arkadaşlar hangileri e, işaretlerini bulunuz demişti. Hepsinin de pozitif olması gerektiğini tabi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz artık. Devam ediyorum 4. örneğimle. Şimdi bize A, B, C trigonometrik fonksiyonları verilmiş, ifadeleri verilmiş. Mesela A sin x çarpı tan x, B sin x çarpı cos x, C de cos x artı cot x A kere B ve C sayıları negatif olduğuna göre. Şimdi A çarpı B de negatifmiş. C de negatifmiş. Tamam mı? E bu durumda diyor X açısının derece cinsinden en küçük tam sayı değeri soruluyor bize. Şimdi bir düşünelim. A kere B demiş. Ben A ile B'yi çarparsam bir kere sin X çarpı sin X'den bir sin kare X'imiz olur nur topu gibi. Çarpı kosinüs X bir de çarpı tanjant X dedim. Tamam. Bu a kere b. Bu ne olacakmış? Sıfırdan küçük olacakmış. Şimdi bu cepte dursun. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi geldim buraya c sıfırdan küçük demiş. E şimdi o zaman yani kosinüs x ile tanjant x'in toplamı pardon özür dilerim. Kotanjant x'in toplamı da sıfırdan küçük olacakmış. E tamam. Kolaymış değil mi? Böyle düşününce kolay bak. Sin kare x zaten pozitif. Burayı görmemeli lüzum yok. Cos x tan x'in çarpımı sıfırdan küçükse ya bu eksi ya bu artı olacak ya da bu artı iken bu eksi olacak. İki ihtimalden birisi. Şimdi kosinüsün eksi tanjantın artı olduğu neresi var? Üçüncü bölge var. Kosinüsün pozitifken tanjantın negatif olduğu da dördüncü bölge var. Yani bizim açılarımız gençler şöyle birim çemberi bir düşünelim. Tamam Şöyle yapalım. Bir birim çember düşünelim. Nerede olacakmış bizim açılarımız? ya burada olacak 3. bölgede ya da sevgili arkadaşlarım 4. bölgede olacak diyeceğiz. Yani ya burada ya burada. Güzel. Şimdi aynı zamanda aynı zamanda bu eksi bu artı ve bu artı bu eksi olduğu takdirde cos x artı kotiksin. yani şu tarafa geçirdim. Bu eksi iken bu artı iken toplamları sıfırdan küçük mü? Bir de bu artı bu eksi iken toplamları sıfırdan küçük mü? Olur mu? Olmaz mı? Buna bakacağız. Tamam. Şimdi kosinüsün eksi ve kotanjantın artı olduğu bir durum düşünelim. Nerede düşünelim bunu gençler? Bunu üçüncü bölgede düşünelim. Mesela ben şöyle bir açı attım. Böyle bir açı attığım takdirde kotanjant eksenim neresiydi benim? İşte burası. Şimdi benim kotanjant uzunluğum neresi olur? Bak şu açıya göre düşünüyorum. Benim kotanjantım burası olur. Ve birden büyüktür. Neden? Çünkü yarı çaptan daha büyük geliyor bak. Birden büyük bir pozitif sayı. E, kosinüs 3. bölgede negatifti ve uzunluğu da burası mı? E şimdi her halükarda burası pozitif ve mutlak değeri negatif olan kosinüs'ün mutlak değerinden daha büyük oluyor. Yani ben bunların toplamını daima pozitif buluyorum. E şimdi bu eksi bu artı iken yani 3. bölgedeyken e, sonuç pozitif çıktı, e, negatif çıkmadı. Demek ki bizimkiler neredeymiş, bizim açımız neredeymiş? 4. bölgedeymiş. Şimdi 4. bölgede düşündüğün takdirde, bu zaten eksi kotanjant eksi ve de artı olduğu için ben gidip şunu şu şekilde çektim örnek veriyorum ya da şöyle yapalım şöyle çektim tamam mı şimdi kotanjant neresi oldu Burası Peki kosinüs neresi oldu Burası yani kosinüs herhalde bundan daha mı küçük olacak değil mi ee, ve doğal olarak Sevgili arkadaşlarım Kosünüs mutlak değerce şu uzunluktan daima daha küçük olacağı için toplamları artı ile eksinin toplamı eksi olacak. Çünkü bu mutlak değerce daha büyüktü kota Demek ki dördüncü bölgede arıyoruz biz açımızı. Dördüncü e bölgedeki diyor x açısının derece cinsinden en küçük tam sayı değeri kaçtır? E şurası kaçtı? 270 değil miydi? O zaman bunun bir fazlası 271 yapar. Bu da bize cevabı verir. O halde doğru cevap 271 olacaktı diyebiliriz. Sanırım alt tarafta başka soru yok. Aynen öyle. Demek ki gençler bu dersimizin sonuna geldik. Şimdi hemen arkasından diğer videomuz gelecek arkadaşlarım. Diğer videoda dik üçgende trigonometrik oranlara başlayacağız ve uzun soluklu bir video olacak. Yani yaklaşık 40 dakika civarında bir video olacak. Haberin olsun. O videomuzda gençler görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın ve tabii ki bol bol. Ulan çıkış sözcüğümü unuttum ya. Çıkış cümlemi unuttum. Dur toparlayayım kendimi. <laughs> Gençler hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.